we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through and through. Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an neredeyiz canım benim? Bir hemen son değerlendirme alalım seninle. Canım şu an neredeyiz? Debilse. Şu an Limburg. Limburg, Nunburg. Limburg. Limburg'dayız. Peki nereye gidiyoruz? Frankfurt. Daha Frankfurt'a gelmedin mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bayağı hızlı gideceğiz. Niye? Çünkü durmadınız. Yani gerek yok ki. Fransa'dan çıktık çıkalı hala sürüyorlar ve herhalde sadece 2-3 defa 10 dakika 10 dakika falan duruldu. Onun haricinde 80'e basıp gidiyorlar. 80 yani Türkiye'de kaç oluyor? 120, 130. Otel girişimiz Salı günü. Esra'ya buradan teşekkür ediyorum. Esra ikinci yıldız bizim için oteli ayarladı. Oraya geçeceğiz Salı günü ama erken gidebiliriz bugün işte. Neyse, ben bir iki saat falan kestirmeye çalıştım. Devran ve Derin hala uyuyor. Çünkü Derin bir ara gece kalktı. Bir saat falan oyalandı öyle. Ondan sonra tekrar uyudu. Şimdi de evet, Ali uyandı. Merhaba. Ondan sonra şimdi Ali uyandı. Biraz bakınıyor etrafına. Uzanıyor falan. Otur. Ali oturacak mısın? Biz de bir yerde durup bir kahvaltı falan yapacağız. Öyle diyorlar ama her öyle demelerinde 2-3 saat yine kullanıyorlar, bilmiyorum artık ne zaman durum versem kahvaltı yapacak, kendimize geleceğiz. Biz ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Benle babam gerekiyor. Yemek yiyip bu yemek hani yorgunluğu çöktü. Aynen. Direkt uyumamız gerekiyor. Hava da güzelse ben de çocuklarla biraz dışarıda oyalanırız. Çünkü yoksa uyuyamaz arabanın içinde. Yelekleri falan her şeyini getirdim zaten. Aynen yemek yiyince böyle iyice bir ağırlıkla çökecek. Ondan sonra arkada var ya öyle bir yer yapmışız ki gerçekten ben full vücudumu böyle uzandırdım. Gerçekten iyiydi. Dinlendim biraz ama Serhat daha hala gözünü bile kapamadı. Devam ediyoruz. Bir defa arabayı böyle şeyle kullandım benim. Ay dururken ha? Akşamdan aydınlığa geçiriyor. Oh yeah. Bir de yürüyen çok lose the sunshine is over. O yüzden. Ve o biz gibi. Biz gittikçe saat ileri gidiyor ya. Oh öyle yeah. Öyle hızlı geçiyor. Hem biz bu tarafa doğru da gidiyoruz. Öyle de hızlı geçiyor. Hem saat de geçiyor. Bakın ki saat 12'de baş saat 10 gibi karanlık çöktü. 3'te aydınlık gördük. Yani 5 saat karanlık yok. Bir de bu Hollanda tarafları falan daha geç kararıyor. Saat 11'de falan kararıyor hava. Aynen öyle. 10.30-11 gibi ne bileyim. Öyle diyorlar yani. Orada yaşayanlar.
sen uyandır, herkesi uyandıracaksın. Değil mi? Devran, küçük kuzucuk Devran'dan günaydın, günaydın. Oh, benim oğlum herhalde bir deliksiz, 7 saat uyudu. Oh, mis. 7 saat mı oluyor ya? 12'yi geçiyordu. 6.30 herhalde şu an. Aa, süper. Sıkı, anneme biberon verdim sıcak su doldursun diye. Devran'ın mamasını yapacağım. Şey, kahvaltı porridge'ini, yulafını. Ondan sonra Arya uyandı. Derin hala uyuyor. Çocuklar burada yiyecek. Ses gelecek. Git şuradan. Anne, babam seste iyi yatıyor. İşte adam biraz ses istiyor. Babam bir tane yerini yaptı. Uyuyacak şimdi. Aa, keyif. Mesela de ne ki ses yapıyorsunuz? Ya hadi git, tamam hadi. Bırak ya şimdi. Ya bırak ya. Kızım günaydın. Benimki de kahvaltısını yapıp öyle yatacak. Tok karnına da güzel yatırılır ha. Cheers. Ne? Kızma vereceğim. Ye ye. Kızma vereceğim. Ye. Gel. Gel. Aa. Gel otur, ben ısınma vereyim. Ne o Devran? Gördün mü? Aç. Neyim? Aa, anahtarı veriyorum. Tamam. Bu yeleği de al, giyiyorsun. Ben giymeyeceğim, götür. Gel ver, bana ver. Göstereyim şunu. Okey. Hava soğuk, o yüzden kendimi giymiyorum herhalde. Ben şimdi dur. Şimdi sıcak suyumuz geldi. Bak, bak, biraz poş koyacağım içine. Bak. Otur, otur, sen de yemek yiyeceksin. Anne, hı? Bana tabak lazım. Ne tabak? Hey, arabayı kilitle al. Arayı bitirsin öyle. Heh. Arabayı kilitle. Niye, sen hiç almadın çocuk arabayı? Hayır, işte bir tane aldım o yüzden. Tesadüf olur, tam plastikleri kullan. Temizler temizler, onu kullanırım dedim. O benim oğluşum çok acıkmış. O benim oğluşum çok acıkmış. Göze 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 göze. Çözümü bulduk. Plastik bardak. Hemen yapalım. Demokraside çare tükenmez. Ama onu verirsen bak, bunu yemez anne. Ama çocuk ne yapıyor kendi çekip? Gel baby, kaybolursun çünkü. Gel. Gel, araba çarpsın. Gel buraya. Arya. Şunu kapatayım. Ben de porridge'imi yerim bunda. Baksana, fazla bile geldi çünkü. Ben Derin'e de iki sene önce geldiğimizde, daha sonra Arya'ya hamileydim. Şey yapıyordum, böyle gidiyordum, biberonla veriyorlardı. Ama başka gittiğinde vermiyorlar. Çünkü hani çay kahve kendin özel yapacağını zannediyorlar. Ama biz tabii ki yalan söylemiyoruz. Gerçekten de çocuğa kullanıyoruz. Biberonla götürünce veriyorlar, sağ olsunlar. Bizim kettle'ımız bozuldu, onu söylemedim size. O yüzden bu işkenceyi çekiyoruz şu an. Kötü oldu ya, kettle çalışmıyor sana. Yani yeni aldığım araba kettle'ı çalışmıyor. Ya mutlaka onun başka bir düğmesi, bir şey vardır da biz daha çözemedik. Verin, verin mi oğlum, içerisinde. Anne, beslemeyi seviyorsan al bununla ver. Annem böyle kaşıkla vermeyi seviyor çocuklara bir şeyleri. Şimdi ıslak mendilimiz. Ve de dezenfekte jelimizi alıyoruz. Şöyle biraz koyuyoruz. Çok az bir şey. Ne Devra? Ondan sonra Devra nasıl... bende istiyor. Bir tane mesaj alalım. Bak oğlum, maması orada. Sonra temiz bir tane daha. Üstünden geç.
Okay. Araba. Araba, evet kızım. Şimdi size, yani kendimize böyle şu paketlerden aldım. Kenko'nun flat white kahve potlarını. Tabii kettle'ımız çalışmadığı için sıcak su aldım. Onunla birlikte yapacağım şimdi. Bakalım nasıl olacak. Oğlum da uyandı. Şimdi çiviye üzecek. Gel oğlumu da duyuyor. Gel onun karnına duysun ki. Ondan sonra ilk süt tozu çıkıyor. Altında da kahvenin kendisi, espresso. Ve onu biraz bekletiyorsun. Dur aşkım, yapalım. Nasıl olacak? Birlikte görelim. Vallahi anne harika bir kahve oluyor sanki. Bak aynı şeyde Starbucks'taki gibi yapacağım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ağzını yerim. Oldu bence. Hiç de fena değil yani. Hemen bir tadına baksana. Kızım yapar güzel bunu. Karıştırma mı gerekiyor? Hakikaten tadı güzel. Gerçek. Ay tansiyonu birden tam düştü. Kahve tadı geliyor yani. Böyle süt şey geliyor. Mama. Bak Devran da yiyor. Devran da bana da ver. Devran da bana da ver. Al Devran. Tansiyonum Devran sarışıyor. Yani uyumaya çalıştık ama tabi ne kadar uyumu bilmiyoruz. Yola giderler çocuklar, öğlen uyuyunca ben de uyurum. Anca o zaman uyurum. Evet. Güzel ama biraz şekerli gibi, evet, süt tozundan dolayı herhalde. Türk kahvaltısını yaptık. Bizim gibi oturuyor. Gayet güzel. Oh! Oh! Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Şu servisi görüyor musunuz? Bakın. Oh daha ne olsun, bir de humusunuz bile var yani. Düşünün artık, siz düşünün. Kızım şimdi yoğurdunu yiyor. Onlar kahvaltısını yapmıştı çünkü. Biz şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Babam uyandı. Serhat hala uyuyor. O bir uyusun. Saat nasıl geçti anlamadık. Sanırım babam dedi 3 saatlik buradayız şu an. Ama ben hiçbir şey anlamadım saatin nasıl geçtiğinden. Şimdi biz kahvaltı yapacağız. Biraz dedik annemle. Yolculuk boyunca çünkü zor olacak yani şeyi korumak. Abur cubur yemeden, işte fazla böyle karbonhidrat tüketmeden gitmek zor olacak. O yüzden dedik en iyisi bekleyelim. Hani bir kahve içtik, o tuttu biraz. Dedik bekleyelim ki şey olsun. Hani ne kadar geç yersek o kadar kar şeyinden. Böyle şimdi de güzelce yumurtamız bile var, haşlanmış. Onları soyalım, yiyelim. Allah böyle, yolculuk böyle geçiyor arkadaşlar. Biraz dinlenmece. Onlar uykusunu alsın da şoförler, gerisi önemli değil. Babam kettle yapmaya çalışıyor. Bilmiyorum olacak mı olmayacak mı. Bir de babam öyle güzel bir pide almış ki arkadaşlar. Yani sadece yemeğin yanında yatın. Bir kımıldamalar oluyor bizim. Aynen, ha yumurtamızı da yaptık. Her şeyimiz tıkır. Ne oldu Aya? You want help? Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match cause they were handed down to me. But I'm still fly, I'm still fly, I know. I'm still fly, I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Clues to make the man, but that poison's gonna chew you. From the inside out, so right now. Say it with your chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to
face to all the haters, cause you proved to me that rising to the top was my destiny. And you can see whatever from behind me, but I'm still fly, I'm still fly. I know I'm still fly, I'm still fly. Let's go. It could all be words, I could be a hater like you. It could all be words. Clues to make the man, but that poison's gonna kill you. Just now, say it with your chest now. I'm young, I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time, it's my time. It's my time to run it. I'm young, I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to run it. Biraz önce sizin yazdığınız yorumlara bir göz attım. Herkes şey yazmış, herhalde çok heyecanımı belli etmiş ama bu çok güzel bir şey aslında. Demek ki hissettiğimi otomatikmen yansıtabiliyorum. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar, korkmayın. Hepiniz şey yazmışsınız, Ezgi işte tebrik ediyoruz seni, nasıl bir cesaretle 3 çocukla yol gidiyorsunuz. Bir tanesi bu yola çıkmamızın sebebi pahalı şu bu değil arkadaşlar. Biz arabayla gitmeyi çok seviyoruz. Ben küçüklüğümden beri ailemle birlikte hep arabayla Türkiye'ye gittik. Ve çok keyif veriyor bana. Şu an 3 çocuğum var. 2. gün yoldayız ve hala diyebilirim ki hala zevk alıyorum. Şoför burada. Genelde çocuklara tahammülü yoktu kendisinin. Nasıl geçiyor? Benim çok kötü değil değil mi? Şimdi Derin biraz uyandı, uyandı. Anneannesini gördü karşıda, onu istiyor. Anneanne tuvalete gitti aşkım. Tuvalete gitsin, gelecek. Oğlum olacak. Hatta seni gönderelim şimdi. Hiç gitmedi de anneannesinin yanına. Ayakkabın nerede? Ayakkabını da verelim, seni gönderelim oraya. Ha? Gidecek mi? Tamam. Yani korkmayın. Bilmiyorum, hani her şeylerini aldığım için işte bir oyun oynadılar. Bir şey yaptılar. Hani kısa kısa sürüyor yaptıkları ama en azından hani bir değişik ortam oluyor. Daha aldığım çok ufak ufak şeyler var. Onları böyle her sıkıldığında vereceğim. Hepsini bir anda vermiyorum ki farklı bir oyuncak bir şey gördüklerinde heveslensinler. Zaten ilgilerini çekiyor. Devran kuzu iyi. Yani 7 aylık bir bebek nasılsa o da öyle. Bazılarını şey diyebilir. Ezgi işte araba gidiyorsunuz. Allah korusun. Anlık bir şey, işte çocuklar koltukta değil, bağlı değil diyebilir. Haklısınız ama uzun yolculuk yapan herkes bunu bilir ki öyle gerekiyor. Yani çocuklar koltukta durmuyor. Biz bile koltukta duramıyoruz. Bir saatten fazla bağlı. Çocuklar duramıyor ki, mesela Devre'nin koltuğunda böyle olduğu için 90 dakikadan fazla tutmayın diyorlar bir oturtmada. O yüzden bazen yeri geliyor, ben de arkaya geçip böyle kucağıma alıyorum. Bak dede orada tekerinde hava bas şey yapıyor, hava koyuyor Derin. Ondan sonra anneanne de orada tuvalette, gelsin seni alacak, okay? Okay? So why are you crying now? You don't need to cry, I've just told you. Her şeyi böyle anlatınca da susuyor. Çocukların üstünü falan değiştirdim, yüzü yıkandı falan filan ama ben hala kendimi değiştirmeye fırsat bulamadım. Sanırım burada durduk, bir annem gelsin, ondan sonra ben de bir toparlanacağım. Yüzümü falan bir yıkayayım. Ben de arabada bir iki saat kestirdim. Ali hala uyuyor, çocukların hepsi biraz kestirdi, iyi geldi. Öyle yani, çocuklar bazen böyle oturuyor olacak. Mesela ağlıyor şimdi, ben onu kasmıyorum. Çocuk yeni uyanmış, biraz şu an bir stres geçiriyor. Anneannesini istiyor. Ver bir öpücük. Aşkım bak bir bana. Aşkım. Ay uyuyor. Niye ağlıyorsun? Anneanne. I told you anneanne is coming. Evet. Ali'yi de uyandırdık. Yani İyi geçiyor ya, ben çok seviyorum yani, o yüzden arabayla gidiyoruz. Yoksa başka bir sebepten dolayı değil. Onu da bir açıklık getireyim dedim, çocukların ise oturma, çünkü eminim yazacaklar yani, herkes kolay zannediyor çünkü bilmeyenler.
yolda giden, garanti veriyorum, %100. %100 kemersiz oturuyorlar, kalkıyorlar. Çünkü öyle arkadaşlar. Biz bir sürmede 4 saat mesela sürdük dün gece. Şükür ki uyuyorlardı ama nasıl yine kemer sürüyorlar. Yatırdım çocukların sırtı mı kopsun böyle uyumakla. Artık uyuyamaz o kadar. Yatak yaptık, mis gibi de uyudular. Çok şükür hani tedbiri elde bırakmıyor tabii şoförlerimiz. Şoför koca. Evet, anlık bir şey ama Allah korusun, Allah korusun. Şimdiye kadar hani öyle bir şey duyduk mu? Hani kaza, üf, neyse konuşmak istemiyorum da öyle yani. Neyse, yine çok konuşun. Bu video çok uzun bir video oldu. There's a hole inside of the back of the ice cream because it doesn't stick. Aryo, dondurmayı ver ya, mındar ettin kızım. Ağzına koy, ağzınla yer misin? Elinle çipçikliyorsun. Baba, durmuyor ki baba öyle. Annemin kömbeleri muhteşem. Gelin de yemeyin yani, yürüyoruz, ne yapalım? Şu bana atıyor şimdi. E, gidiyorsun, durmak istemiyor. İlla gel, nerede kaldın? Sana mesaj gönderiyor subliminal. İşte bak, ben şimdi 80 cruise şeyi yaptım ha, tamam mı? Yani he. Yani böyle kalsın mı, basak mı diyor sana aslında. Biz sen diyorsun bas. Biz 2 saat sonra bir yerde daha duracağız ama 2-3 saat duracağız bu sefer. Dinleneceğiz iyice. Acım anne. Graz'da duracağız. Aa, Graz'da durmamız şart. Her sene durduğumuz yer. Her sene sanki. Öyle bir yerde duracağız. Ne ne ne. Aha. Kameramın şarjı bitiyor. Ne edeceğiz? Ekstra şarjım aldım. Senin gözünden de bir şey kaçmıyor tatlım. Hem de iki tane, bir tane de değil. Oh ne güzel anne. Benim kocam bana kettle almadı. Babam gitti, anneme kettle aldı. 40 euro bir kettle. Ben oradan Amazon'da 12 liraya almıştım. Benim kocam da bana almadı, pahalı dedi. Çayınız oldu mu? Ve öyle saçma bir şey ki ben hazır çorba, işte yulaf, ondan sonra pot noodle, hepsini böyle hani sıcak suyla yapılacak şeyler aldım, hani hazır. Ama mesela çorba aldım falan, hep böyle karbonhidratı yüklenmeyelim diye. Ve suyumuz yok, en önemlisi. Ama 40 euro da çok pahalı gerçekten de, lazım, ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü bebeğimiz var, küçük çocuğumuz var, sıcak su her zaman lazım oluyor. Sadece bizden ziyade. Mecbur alacağız yani, Türkiye'de de olsa bir yerde alacağız artık. Ne mecbur be? Babe, anne köyden sonra bir yere gitmiyor. Alırız bunlardan. Ben oraya gidene kadar beraber gidiyoruz. Ben niye 45 euro veririm? Pahalı gerçekten, pahalıydı yani. Türkiye'de daha da pahalıdır. Türkiye'de elektrik geçiyorlar, daha da pahalı. Öyle, şimdi nereye gidiyoruz? İsviçre, Avusturya. Benim beyin doldu benim. Ne? Avusturya mı, İsviçre'ye mi gidiyoruz? Avusturya'ya mı? Graz'a gidiyoruz. Graz neredeydi? Avusturya. Yandan çıktı. Ya duvara mı tosladı? Nereye tosladıysa bilmiyorum. İnşallah kendilerine de bir şey olmamıştır. Yazık ya. İnşallah kimseye bir şey olmamış ama, değil mi? Roman. Bir şey olmamış Allah'a şükür. Dehad eden arkadaşlar.
Avusturya'dayız arkadaşlar. Derin Arya'yı kaynanam yine gönderdik arabasına. Öyle gidiyoruz. Görüyorsunuz İsveç dağları. Why you wanna let me go nah, nah, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity let me know nah, nah, now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible? How could we let love go? How could we move on? Move on? Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me go. Nah, nah, now. Cause you love, baby. Arkadaşlar, sesimi ne kadar çok duyacaksınız bilmiyorum ama çocukların içi uyudu. Biz şu an Avusturya'ya geçtik mi? Avusturya'nın içine uyuyoruz. Ne Avusturya'sı? Sırbistan'dayız. Sırbistan'dayız. Ay, Hırvatistan'dayız. Tamam. Kapatmadan önce bir şey söyleyeceğim. Biz buraya gelmeden önce Avusturya'da karantina var. Dikkat edin, girerseniz çıkamazsınız gibi birçok yorum vardı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Almanya'da maske zorunluyken Avusturya'nın içinde maske kimse takmıyordu. Çalışanlar, tuvalet görevlileri falan filan, restoranlar, böyle bir şey yoktu. Tabii ki yine siz maskenizi üstünüzde olsun bir şey falan çıktığınızda, ama biz öyle bir şey görmedik. Rahatlıkla da çıktık yani. Hiçbir sorun yaşamadık. Hırvatistan'dayız. Şu an pasaport kontrolündeyiz. Ben bu videoyu burada sonlandıracağım. Çünkü buradan çıkar çıkmaz ilk servis durağında oturacağız ve uyuyacaklar. Çocukların üçü uyuyor zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok uzun bir video oldu. Yarın bol 3'te görüşürüz. Bye.